Merhaba İtnokta izleyiciler, ben Son Kahve Küçü. Bugün evinize kitap önerilerine ben konuk oldum. Mars'ı bu arada beni okurken en çok sürükleyen ve böyle ya ne olacak acaba dediğim ilk kitaplardan bir tanesi. Muazzam bir polisiyedir, güçlü bir kadın karakter var, gizemli bir olay örgüsü var böyle. Okuyucuyu kitaba bağlaması çok başarılıydı. Olumsuz kalacağınız sayfalarınız var. Merhaba İtnokta izleyiciler, ben Son Kahve Küçü. Bugün evinize kitap önerilerine ben konuk oldum. Sizin için çok güzel kitaplar seçtim bu arada. Umut ediyorum izlerken keyif alırsınız ve seçtiğim kitaplar hoşunuza gider diyorum ve direkt olarak başlıyorum. İlk kitabım İteki'den çıkan Mars'ı. Mars'ı bu arada beni okurken en çok sürükleyen ve böyle ya ne olacak acaba dediğim ilk kitaplardan bir tanesi. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. Andy Weir'in dili muazzam. Bunu tartışmasız bir şey. Ve ben okurken o yüzden çok keyif almış, çok da gülmüştüm. Çünkü böyle mizahi bir anlatımı olduğu için kesinlikle çok güzel. Eğer ki Mars'ı izlediyseniz ya da izlemeyi düşünüyorsanız bence önce bunu okuyun, daha sonra filmini izleyin. Çünkü kitabı filmden çok daha güzel derken gene bir Andy Weir kitabı olan Artemis'e devam ediyoruz. Artemis Mars'ın devamı değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. O yüzden bu listeye dahil ettim. Bu da gene Andy Weir'in o müzahi diliyle süslenmiş çok güzel bir bilim kurgu macera kitabı. Ben okurken bunu da çok keyif aldım. Ancak hani ikisi arasında bir tercih yapabilir misin diye sorarsanız hayır. Peki de çok güzel kitaplardı. Ve benim büyük bir ihtimalle okurken en çok keyif aldığım kitaplardan bir tanesi. Ben polisi okumayı seven bir insanım. Ve hani gerçekten başarılı bir polisiye kitap bulmak çok zor. Çünkü başarılı polisiyenin birkaç tane temel unsuru var ve bunu başarabilen yazarlar birkaç taneydi. Ancak Robert, soy ismini hiçbir zaman okuyamayacağım yazarın yazdığı Erica Foster serisi efsane güzel. Bu Erica Foster'ın son kitabı, son çıkan kitabı. Ancak ilk noktada baktığınız zaman serinin diğer kitaplarını da görebilirsiniz. Muazzam bir polisiyedir. Güçlü bir kadın karakter var. Gizemli bir olay örgüsü var böyle. Gerçekten her seferinde bir noktada başa dönüp acaba gözden bir ipucu kaçırmış olabilir miyim diyebiliyorsunuz ve kendinizi gerçekten de o kitabın bir parçası olarak görüyorsunuz. Robert soy ismini söyleyemediğim arkadaş gerçekten bu konuda çok başarılı bir işçilik çıkardı. Ben okurken inanılmaz keyif aldım. Böyle keyif aldığım bir polisiye serisi daha tezkeresinde Resolent Al serisidir. Ancak son dönemlerde gerçekten soğuk kan tezkeresinin Resolent Al serisinden daha böyle beni içine çekiyor. Daha çok hoşuma gidiyor. Bir sonraki kitabım yabancıdan çıkan Yılan ve Güvercin. Bu çok güzel bir kitap. Böyle Kızıl Kraliçe gibi işte tarzında fantastik, young adult fantastik seviyorsanız Yılan ve Güvercin gerçekten çok güzel. Burada inanılmaz başarılı bir kitap. Ben çok beğendim. Çünkü yazarın konuyu ele alış şekli, dili, bunu okuyucuya aktarması ve okuyucuyu kitaba bağlaması çok başarılıydı. Soluksuz kalacağınız sayfalarınız var ve bir noktadan sonra gerçekten kitap bitmesin diye çok diliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla yakın tarihlerde de ikincisi de gelecek. Bence ikincisi gelmeden ilk kitabı okuyun. Çünkü hiç pişman olmayacaksınız. Yabancı'dan Güzel Kokular Bahçesi. Bu çok güzel bir kitap. Çaklit türünde böyle hafif böyle yaz sıcaklarında okunabilecek, okurken keyif alacağınız, yüzünüzü gülümsetebilecek bir kitap. Keyifli bir macera anlatıyor size. 16 yaşındaki bir genç kızın hikayesini anlatıyor ve bunu okurken gerçekten de hani çok güzel bir cadı var, biraz fantastik tip bir hikaye var ama bolca da romantizmin olduğu, karakter arasındaki diyalogların beni çok güldürdüğü bir kitap. Güzel Kokular Bahçesi kesinlikle ama kesinlikle bayılabileceğiniz kitaplar arasında. Özellikle bu yaz mevsiminde gerçekten kitap okumak çok zor, video çekmek bile çok zor, şakır şakır terliyorum. O yüzden bu tarz hafif kitaplar bir noktada gerçekten kafanızı dağıtabiliyor ve daha işte fantastik kitaplar okurken falan daha rahat odaklanmanızı sağlıyor. O yüzden Güzel Kokular Bahçesi şu mevsimde okuyabileceğiniz güzel kitaplardan bir tanesi, aklınızda bulunsun. Aşırı Son Şarkısı Madeline Miller'ın. Ben bunu ilk İngilizce okudum, daha sonra İtaki çevirisiyle okudum. Çevirisi gerçekten muazzam.
burada bir çok güzel bir hikaye okuyoruz. Ben tarihi kitapları çok sevdiğim için tarihi tutarlılıkları ya da tarihi mekan dokusunu başarıp başaramadıkları benim için çok önemli. Aşırı Son şarkısında bu çok güzel başarılmış. Zaten Melanie Miller bu konuda ödüllü bir yazar. Okurken çok keyif alacağınız, eğer ki tarihi kitaplar seviyorsanız ya da tarihi kurgular seviyorsanız Aşırı Son şarkısı çok güzel bir kitap kesinlikle, ama kesinlikle tavsiye ederim. Ama bu video serisinde en çok öveceğim ve kesinlikle alın diyebileceğim bir kitap varsa Amerikan Tanrıları. İnanılmaz sevdiğim bir kitaptır. Bu bildiğimiz mitolojik tanrıların günümüze nasıl geçtikleri, yani uyarlandıkları ve bunun uyarlanma yöntemi çok başarılıydı. Hani farklı bir gözle mitolojik dünyaya bakılması ve bunun modern dünyada çok başarılı bir aksiyonla evrimleştirilmesi çok güzel bir kitaptı. Dili aşırı akıcı, okurken asla sıkılmıyorsunuz ve keyif alıyorsunuz. Evet, 10. yıl edisyonum var. Benim için çok güzel bir şey. Çevirisi falan gerçekten çok güzel. Zaten yani Amerikan Tanrı'nın okumadıysanız gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz ki kendisinin bir adette bir sezonun dizisi olması lazım. Dizisini izlemedim. Ama dediğim gibi kitabı efsane güzel. Bu arada 10. yıl baskısı yazılan tercih ettiği tam metin, haberiniz olsun. Bu aksiyonla giderken aslında ilk okuduğum kitabı burada göstermek istedim. Dijital Kare, Dan Brown'un. Bendeki Ottu baskısı, ancak Altın Kitaplar baskısında bulabiliyorsunuz. Dijital Kare, Dan Brown'un yazdığı kitaplardan bir tanesi ilk olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Siber dünyayla aksiyon çok güzel harmanlamış bir hikayesi var. Başarılı ve böyle size tırnak yediren bir kitaptı. Robert Langdon serisinden daha çok sevdiğim bir kitaptır Dan Brown. Özellikle yazarın son dönemlerdeki kurgu anlatımındaki düşkünlüğünden sonra eğer Dijital Kale'yi okumadıysanız size gerçekten bu konuda çok büyük bir iyilik yapmış olacağım. Efsane güzel bir kitap. Ben o zamanlar çok hızlı kitap okuyan bir insan değildim ve gerçekten de bitirmek için sabaha kadar uykusuz kalmıştım. Yalnızlığın Karar Aneti, Bridget Cameron'ın kitabı. Epsilon'dan çıkan bir kitap. Güzel ve Çirkin'in günümüz fan uyarlaması gibi bir şey. Hemen hemen hikayesel olarak aynı olsa da bence Bridget Cameron'ın kalemi gerçekten çok başarılı. Çünkü hikayeyi çok güven bir şekilde günümüz dünyasına adapte ediyor. Daha aslında aksiyonlu, bir tık daha karanlık bir hikaye bize sunuyor. Çok güzel bir kitap, bir üçleme. İlk kitap çıktı, hatta ikincisi de çıkmış olabilir. Emin değilim, daha alışveriş yapmadım. Ancak hala söylüyorum size, kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle Güzel ve Çirkin'i seviyorsanız Yalnızlığın Karalaneti sevebileceğiniz bir kitap. Ben çok seviyorum. İkincisini yakın tarihlerde de alıp okumayı düşünüyorum. Ve son kitabım Alan Bauman'ın Salgın kitabı. Yazarın başka bir yayıncıdan çıkan kitapları da var. Onu buraya koymadım, bulması uzun sürecekti ama onu da alıp okuyabilirsiniz aslında. Salgın efsane güzel bir kitap. Ben okurken inanılmaz keyif aldım. Çünkü çocukken Alien filmlerini izlemekten çok keyif alırdım. Aslında çok korkardım ama izlerken çok keyif alırdım. Salgın tamamen o çocukluğumdaki Alien filmlerine bana geri vermiş bir kitap. O benzer bir dünyası var. Gene o benzer karanlık atmosfer, işte o korku, o gerilimi, o aksiyonu gerçekten soluksuz hissedebildiğiniz bir kitap Salgın. O yüzden ben okurken çok keyif aldım. Sizin de çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Ve kitap önerilerimi sonuna geliyorum. Umut ediyorum önerdiğim kitapları beğenmiş ve alışveriş sepetlerinize eklemişsinizdir. Gerçekten hiçbiri konusunda aklınızda bir şüphe bulunmasa gözünüz kapalı alabileceğiniz, gittiğim fuarlarda da yanıma gelen insanlara önerdiğim kitaplar var içlerinde. Bazıları yeni çıkan kitaplar olsa da kesinlikle ama kesinlikle çok beğeneceksiniz diyorum. İlk noktaya beni buraya konuk ettiği için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konukluğuma kadar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.